Bugün bizimle beraber hasta yatağından kalktığı ilk an yola çıktı. Sağ olsun, eksik olmasın. Bugün bizimle beraber aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal kapasitesiyle ilk andan itibaren, depremin ilk saatlerinden itibaren yanımızdaydı. İtfaiyecileriyle, aşçılarıyla, hasar tespit elemanlarıyla gerçekten iftar ediyoruz. Verdikleri destek için minnettarız. Çok büyük acılar yaşadık. Çok büyük yaralar açıldı. Ama bu dayanışma kültürü, İstanbul'dan bu uzanan el bizim için unutulmaz, hafızalarımızda derin ve çok güzel izler bırakan bir dayanışma. O nedenle başta Ekrem Başkanıma ve tüm çalışma arkadaşlarına, İstanbul Belediyesi çalışanlarına, meclis üyelerine, hepsine ayrı ayrı İzmir adına minnettarız. İyi ki varlar, iyi ki bu yardım elini, bu destek elini uzattılar ve omuz omuza bu yaraları hafifletmek için birlikte çalıştık. Ben bundan sonrasında da yapacağımız çalışmalarda yaşadığımız şehirlerin daha güvenli bir hale gelmesi için, insanlarımızın yaşadıkları şehre, yaşadıkları evlere, konutlara güvenebilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hem yasal mevzuat hazırlıklarından, hem bu dayanışmayla ortadan kaldıracağımız engellerden hep beraber yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız başkanım. Sizi böyle alayım. Başkanım, Evet, buyurun. peki. Şöyle geçeyim. Evet. Mikrofonları bir daha oraya taşımaktansa başkanımız haklı. Aslında hayat böyle bir şey. Kolaylıkla konum değişebiliyor. Ve gerçekten Türkiye bir deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu sorunu çözmek zorunda. Yarın her an bu İstanbul'un ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinin başına da gelebilir ve o zaman da biz biliyoruz ki bizim yanımıza koşacak, bizimle beraber olacak, can cana beraber kol kola omuz omuza mücadele verecek gerçekten kıymetli kurumlarımız, değerli yöneticilerimiz var. Biz biliyoruz ki bunlardan birisi de İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve bütün bileşenleri ve de tabii ki kıymetli Tunç Başkanımız. Ben İzmir depremini COVID'le mücadele esnasında hastanede yaşadım diyebilirim. Ve orada hem de depremi de hissettim. Orada her anıyla da burada takip ettik. Başkanımızla her an kontak halinde kaldık. Elimizden ne geliyorsa hem İzmir'imize hem buradaki vatandaşlarımıza katkı sunma konusunda seferber ettik. Bu bizim sorumluluğumuz. Sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmek için de aynı duyarlılıkla devam edeceğiz. Burada müthiş bir dayanışma görülüyor. Gerçekten Büyükşehir Belediye'miz, devletimizin bütün kademeleri, bakanlıklar, kurumlar, kuruluşlar, AFAD ve birçok kurum, gönüllüler, hatta İstanbul gönüllüleri bile, yani birçok gönüllü kurum ve kuruluşlar burada var, STK'lar var. Gerçekten böylesi üstün dayanışmayı görmek aslında ne kadar gelecek adına her zaman, her daim ne kadar umutlu olmamız gerektiğinin bir göstergesi. Bu manada bu süreci iyi koordine eden, iyi organize eden İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, kıymetli Tunç Başkanımıza ve bütün heyetine de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok kıymetli. İyi bir koordinasyon olmazsa oradaki katkının, yardımın da bir anlamı olamıyor. O bakımdan bunlar değerli. Şimdi kıymetli dostlar, ben tabii değerli basın mensupları, ben işin bir başka boyutuna da değinmek zorundayım. Çünkü her zaman İstanbul en önemli sorunu nedir dediğimizde kayıtsız şartsız bir gerçek var ki deprem. Dolayısıyla o zaman biz depremi konuşmalı, çözüm bulmalı, sorgulamalı ve bilmeliyiz ki deprem doğanın bir gerçeği ama insanı öldüren şey deprem değil.
Ne yazık ki yine insanın kendi eliyle yaptığı yapılar. Bu 2 kere 2 eşittir 4 anlamında o kadar net bir tanımdır. O bakımdan bizim afet öncesi ve afet sonrası diye konuştuğumuz iki aşama var. Şu an afet sonrasını yaşıyoruz. İşte konuştuk dayanışmayı, paylaşmayı, kurumlarımızın senkronize olması, her noktada aslında deneyimliyiz ve bu yaraları sarabiliyoruz. Ama giden geri gelmiyor. Canları kaybediyoruz. İnsanlarımız ölüyor. Büyük aynı zamanda mal kaybı yaşıyoruz. Yani bu sadece can kaybı değil, aynı zamanda bir mal kaybı, moralsizlik. Hani geçenlerde konusu geçti, ben aynı fikirdeyim. İstanbul depremi, özellikle büyük deprem gerçekten Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur. Hem ekonomik olarak, hem can kaybı olarak, hem bize kaybettireceği motivasyon olarak. O zaman bizim afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almalı, tartışmalı ve çözüm bulmalıyız. Tabiri caizse depreme dair, depremin kendi içerisinde bir seferberlik duygusuyla bu konuya sarılmalı, her konusuna özenle ilgi göstermeli ve çözüm üretmeliyiz. Kıymetli vatandaşlarımız, açıkçası biz daha fazla ne yapmalıyız, bu konuda nasıl bir işbirliği oluşturmalıyız hususunda çok önemli yol almak zorundayız. Yani bugün ülkemizde her kurumun sorumluluk sahibi olduğu gibi her vatandaşın da sorumluluk sahibi olduğunu her ortamda hatırlatmalıyız. Şunu söyleyeyim, bu işler çok dağınık olmamalı, yerelden yönetilmeli, gerçekten yerelde sıkı bir sistem oluşturulmalı. Yerel derken illa işin başını oradaki belediye başkanı tümüyle geçsin anlamında bir iddiayı söylemiyoruz. Yine bütünlükçü bir kavramla depremin bir konsey şeklinde ele alındığı bir sistem oturtulmalı. İçinde herkes olmalı. Çünkü siz depremden önce yapılaşma sorununu çözecekseniz, çürük binaları kuvvetleştirecekseniz, bir dönüşümü ortaya koyacaksanız bütün bunları yapmanız için finansmana ihtiyacınız var. Finansın aktörlerin olmadığı bir ortamda kendi başınıza konuşsanız, yazsanız, çizseniz bir anlamı yok. Bahsettiğimiz konsey böyle bir şey. Biz bunu daha önce de Sayın Bakanımızla konuşmuştuk. Buna ilgi gösterdi Şehircilik Bakanı. Daha sonra heyetimiz Ankara'ya gitti. Bunun sunumunu yaptı. Bu konuda çok iyi bir sonuç aldığını ve değerli bulduğunu oradaki yöneticiler de ifade etti. Ve hatta bugün Sayın Bakan'la buluşabilir miyiz diye kendilerini aramıştım ama yoğunluğu var. Şimdi buluşamadık ama en yakın zamanda buluşup bu konuyu hep beraber ele almalıyız. Kaldı ki ciddi deneyimlere sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın az önce söylediği gibi bir kanun tasarısı üzerinde hep beraber çalışmalı. Şu anda yok hükmünde kanunlar var. İşlemiyor, yürümüyor. Sahada bir karşılığı yok. Yani bir ortaya bir genelge konmuş, bir başka bir genelge onu eziyor, başka bir şekle dönüştürüyor. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, Şehircilik Bakanlığı, başka kurum ve kuruluşlar, TOKİ vesaire gibi bir kavram kargaşası içerisindeyiz. Bu işin ana felsefesini ortaya koyup çözüm oluşturmak durumundayız. Bu deneyimlerimiz var. Hepsini birleştirip gerçekten şehir konseyleri, depremle ilgili şehir konseyleri kurup derhal bu şehirleri insanlara ne yazık ki mezar olacak değil, yaşam anlamında teminat olacak yuvalara dönüştürmeliyiz. Yoksa deprem olduktan sonra insanlara siz de sağlam evlerde oturun demenin hiçbir anlam ifade etmediğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla toplumsal seferberlik, ortak akıl, işin içine herkesi katan bir sistem, finansçısı da olsun, İnşaat sektörü de olsun, sigortacılık da olsun. Çünkü büyük depremi yaşadık mı? Yani yüz milyarlarca dolar zarar elde olduğu zaman orada sigortacı da kalmaz, bankacı da kalmaz, inşaatçı da kalmaz.
Türkiye ekonomisini derinden yaralar. O bakımdan bu yapı stoğunun güçlendirilmesi önemli bir konudur. Bakın, ben hiçbir kurumun tek başına sorumluluk almaması gerektiğine inananlardanım. Alamaz da zaten. Yani bu işi büyükşehir belediye başkanı da çözemez, ilçe belediye başkanı da çözemez. Bu işi bir bakan da çözemez, cumhurbaşkanı da çözemez. Bu işi hep beraber çözebiliriz. Hep beraber, hep birlikte. Yani vatandaşın karşısına tek bir akılla çıkmalıyız. Siyasi anlamda bu konuda tek bir cümle dahi etmemeliyiz. Realist olmalıyız, rasyonel davranmalıyız. Bunu yaptığımız zaman ancak ve ancak çözüm olabilir. Bakın, bir sayıyı vereyim size, ben vermiyorum bunu. Cumhurbaşkanlığı açıklamış 5 Kasım'da. Diyor ki 18 yıldır 975 bin bina yaptık TOKİ eliyle. Tamam, güzel, ama açıklama yapıyor, diyor ki 6 milyon 750 bin bina daha var Türkiye'de güçlendirilmesi ya da sağlamlaştırılması gereken. Şimdi bu rakama baktığınız zaman ne lazım bize biliyor musunuz? Şu 18 yıllık performansı da ele aldığımız zaman bize lazım 110 sene daha. 110 senede kaç tane deprem yaşayacak bu ülke? Kime faydası var? Olmaz. Onun için bu işin en üst seviyede, en hızlı şekilde çözülmesi lazım. Yani bakın, sadece mülkiyet hakkını koruyan değil, aynı zamanda biz en az onun kadar yaşam hakkını koruyan bir mekanizmayı var etmek zorundayız. Yaşam hakkı. Mülkiyet hakkıyla yetinemeyiz. Olmaz. Düzenlemeleri buna göre yapmalıyız. Bakın, birçok binalar var. Yıkılması tespit edilmiş, yıkılamıyor. Tespit için gidiyorsunuz, sizi binaya sokmuyor. Bütün bu düzenlemeleri yapmalı. İşte o tek konseyin tümüyle katılımcı bir modelle süreci çözüme kavuşturmak zorundayız. Bu işe baş koyan, binasının yerine bina yapacak olan vatandaş da demeyecek ki ben bir dairemin yerine 5 daire isterim, 10 daire. Yok öyle bir şey. Gerekiyorsa bir dairesi kadar bir daire alacak. Hatta biraz az alacak. Güçlendirmeyi yapacağı zaman o insanlara güç katmak adına da devlet olarak bizler hepimiz el ele vereceğiz. Kadeve almayacağız. Vergi indirimi yapacağız. Belki 0 faizle uzun vadeli finansman bulacağız. Yani bu ülkenin her köşesindeki yapı stoğunu bu şekilde güçlü hale getireceğiz ve tek bir insanımızın burnu kanamayacak. Bu bir toplumsal seferberliktir. Deprem konseyi meselesini önemsiyoruz. İşin içinde herkesin olmasını önemsiyoruz. Bu işin partisi, purtisi, siyaseti, görüşü yok. Bu işte akıl var, bilim var, teknoloji var. 2 kere 2 4 ya. Başka bir şey değil bu. Bir araya geleceğiz. Bir araya gelmekten korkmayacak hiç kimse. Bir araya gelip depremi konuşacaksak Allah aşkına o masaya oturamayacak hangi yönetici var bu ülkede? Yok. Bak, giden canların peşinden hepimiz üzgünüz. Gözyaşı döküyoruz. O bakımdan ülkemizin, başta İstanbul'un nüfus açısından söylüyorum ama bugün İzmir'in, yarın belki bir başka şehrimizin birinci meselesi depremdir. Bakın, bugün bir virüsle mücadele ediyoruz. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Kurallara uyacağız, maskelerimizi takacağız, mesafe kurallarına uyacağız. Ama bu da bir gün geçecek. Ama deprem yaşamın bir gerçeği var ve hep var. Vardı, var olacak. Onun için boş gündemlerle ne şehirlerimizi ne ülkemizi yormaya kimsenin hakkı yok. Bir boş gündem söyleyeyim mi size? Kanal İstanbul mesela. Boş. Boş gündem. Nedir yani? Allah aşkına ya. Allah aşkına. Yapılmaması için 1000 tane sebep söylüyoruz. Yapılması için tek bir sebep söyleyebilen yok. Ama her gün gündemde. Neymiş? Daha geçen hafta yolların kamulaştırmasıymış. Yani biz İstanbul'da canımız yanmış. Canımız burnumuzun dibinde İstanbul'da. İzmir'de canımız yanmış. İstanbul'da da her an ne olabilir diye tedirginlik içerisiniz. Kanal İstanbul. Boş gündem. Bu ülkeyi boş gündemlerle yormaya kimsenin hakkı yok. O bakımdan deprem bizim ana meselemizdir. Temel meselemizdir. Bu konuda Türkiye'nin bütün yerel yönetimleri dayanışma içinde olmalıdır. Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları dayanışma içinde olmalıdır. Finans kuruluşundan teknik kuruluşlarına varıncaya kadar
Türkiye'nin bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, bütün kurumlar bir arada olmalıdır ve bu sorunu çözmeliyiz. O zaman daha dik, daha korkusuz geleceğe bakabiliriz. Tekrar güzel İzmir'imizde, sabah buraya gelmeden itfaiyeyi ziyaret ettim. Burada emek veren itfaiyecileri, canları kurtardılar. Mini minnacık çocuklarımızı o enkazların altından hep birlikte kurtardılar. Bütün arama kurtarma ekipleri olarak. Bana dedi ki orada o bebeğimizin parmağını tuttuğu itfaiyeci eri kardeşim, başkanım dedi, 26 yıllık itfaiye memuruyum. Birçok yere gittim ama İzmir'deki dayanışmayı birçok yerde yaşamadım. En büyük dayanışma örneğini orada gördüm. Çok çok gururluyum. İnsanlar çok affedersiniz, iç çamaşırından çorabına kadar. Ben konuşurken de ağzıma lokma sokuyorlardı acaba karnı aç mıdır diye. Bu dayanışmayı gördüm. Bizden İzmir halkına selam getir dedi. Ben de başkanımıza İzmir halkı adına selamını iletmiştim ama sizlerin huzurunda bir kez daha bu güzel İzmir'imizin, bu güzel insanların, bu dayanışmasının da örnek olmasını diliyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Başkanımızın, İzmir valisinin, bakanımızın, bütün kurum ve kuruluşların emeğine sağlık. İyi ki varsınız. Yaraları saracağız. Hep beraber saracağız. Biz de İstanbul olarak tüm kurum kuruluşlarımızla, şahsen de içindeyim, oldum. Özellikle kira dayanışmasıyla insanların bir an önce sıcak yuvasına geçmeleri için ortaya koyulan bu güzel çalışmayı yürekten alkışlıyoruz. Elimden geldiği kadar katkı sundum, sunmaya devam edeceğim. Ve hızlıca insanlarımızın çadırlarından çıkıp yuvalarına gitmesi için Tunç Başkanımın ve arkadaşların oluşturduğu bu modele katkı sunacağız. Ben İstanbul'daki İstanbul halkı adına en uygun şekliyle yönetmeliklerin ve kanun el verdiği şekliyle iştiraklerimiz olarak da katkı sunacağız. Bu hafta onun kararını alacağız. Ben imkanı yerinde olan, cebinde bu anlamda ayırıp katkı sunabilecek iş insanı olsun, başka farklı boyutlarda kurum kuruluşlar olsun, İstanbul'un bu yarasının da sarılmasına herkesin katkı sunmaya davet ediyorum. Ben de onlardan birisi oldum, olmaya devam edeceğim. Dediğim gibi bu dayanışma örneğini gösteren güzel İzmir'imize de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle can kaybı yaşadığımız bir afet yaşamayız. Afet var ama inşallah can kaybı yaşamayız. Burnu bile kanamasın hiçbir insanımızın. Çocuklarımızın ümitleri ve umutları asla kırılmasın. İnşallah buradan hızlı bir şekilde ayağa kalkarız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel İzmir'de, güzel günlerde buluşmak dileğiyle.